Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Kapya biber derin dondurucuda nasıl saklanır tarifiyle geldim bugün. Umarım tarifimi dener, sizler de memnun olursunuz. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Öncelikle kapya biberlerimizi alıyoruz. Sap kısımlarını çıkartmadan güzel bir şekilde biberlerimizi yıkıyoruz. Alırken etli olanları tercih etmeniz daha iyi olur. Sonra biberlerimi ben bir bez kağıt havluyla bunları güzelce sildim. Dışında ıslaklık bırakmadım. Öncelikle saplarını çıkartıyoruz. İçindeki tohum kısımlarını da alıp dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde doğruyorum. Çünkü bu şekilde doğradığım zaman hem kızartmada kullanıyorum hem de küçültmem gerekirse de rahat bir şekilde sonradan dilimliyorum. Bu şekilde bir kilitli poşet kullanıyorum. Bu kilitli poşetler sonra istediğim kadar içinden alıp tekrar kilidini kapatıyorum. Daha kullanışlı oluyor. Elinizde varsa tavsiye ederim. Yoksa diğer normal poşetleri dilediğiniz kadar koyup havasını alıp kapatabilirsiniz. Derin dondurucunuza koyabilirsiniz. Dilerseniz de bu biberlerimi bu şekilde saplarını çıkartıp içindeki tohumlarını alıp bu şekilde de derin dondurucuya koyarsanız kışında dolmalık olarak koyarsınız. O da bir büyük kolaylık oluyor. İsterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Tek yapmamız gereken buzlu şekilde bunları kullanmamız. Dolmalık yaparken de buzlu olarak buzlarının çözülmesini beklemeden içini hazırlıyoruz önceden harcımızı. İçini doldurup direkt buzlu buzlu ocağa koyuyoruz. Evet, bu şekilde ben hazırladım. Sonra kilidini kapatıp dilerseniz şöyle bir pipetle kenarından biraz kapatıyorum. Kenarından birazcık açıklık bırakıyorum. Oradan havasını bu şekilde çıkartıyorum. Kapatıyorum iyice ve bu şekilde derin dondurucuya saklıyorum. Çok kolay bir yöntem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Biraz olsun derin dondurucunuzda bulunsun. Melemen de yaparsanız katabilirsiniz. Yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza katabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.